Müdür Yardımcısı Sayın Tayfun Çataltepe'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakanım, Sayın Bakanım, Türkiye Cumhuriyeti Bilişim Teknolojileri Kurumu Başkanı, değerli konuklar, sayın basın mensupları, ana sponsor olduğumuz bu önemli etkinliğe hoş geldiniz. Bu etkinliğin konusu bilgi işlem. Şöyle çok ilginç demeyeyim de hayatımıza nasıl girdiğini bu işlerin anlatacak bir anekdot anlatayım. Dün akşam uçakla İstanbul'dan Kıbrıs'a geleceğiz arkadaşımla birlikte. 3 hafta önce almışız biletleri, yerlerimiz ayrılmış, her şey tamam. Tam bineceğimiz anda dediler, yer değişti. Uçakta bir farklılık oldu. Bilgi işlem sistemleri hayatımızın her anında kontrolümüz dışında gibi bizi etkiliyor. Esasında kontrolümüz dışında değil bu işler. Bilgi işlem teknolojileri tek başına değil, iletişim teknolojileri bir araya gelince hayatımızı daha da etkiler hale geldi. Bunların en önemlisi de esasında bildiğiniz gibi mobil teknolojide olan gelişimler ve bunların hayatımıza olan etkisi. Teknolojinin hayatımızı demin bahsettiğim örnekte olduğu gibi çok hızlı değiştirdiğini hepimiz kabul ediyoruz. Fakat artık sadece iş yapışımızla ilgili değişiklikler olmuyor. Artık dünya teknolojiden dolayı artık mobil internet fırsat eşitliği sağlanıyor. Fırsat eşitliği sadece iş dünyasının değil, Kuzey Afrika ülkelerinde gördüğümüz gibi ülkelerin sosyal yapılarını da değiştirecek hale geldi. O derece kuvvetli bir teknolojik altyapıdan bahsediyoruz biz. Yani stratejik önemden bahsederken sadece iş dünyasında değil, politik dünyadan da bahsetmemiz gerekiyor. Bu önümüzdeki dönemde de aynen böyle devam edecek. Artarak devam edecek. Türkiye'de esasında bu değişimde önemsenmeyecek bir yer tutuyor. Daha da önemlisi bu değişime Türkiye birçok ülkeden çok daha hızlı adapte oluyor ve uyum gösteriyor. Bir sürü rakamları biliyorsunuzdur ama örneğin demin de bahsedildi sosyal iletişim, sosyal paylaşım mecralarından. Facebook dediğimiz mecradan örneğin 23 milyon kullanıcı ile Türkiye, Amerika, Endonezya ve İngiltere'den sonra dünyada 4. ülke haline gelmiş. Yani bizim insanımız bu tür değişimlere çok hızlı kendini adapte ediyor. Sonuç olarak bu teknolojiler bize daha fazla hayat vaat ediyor. İyi hoş da bütün bu artan talebi, hayatımızın her noktasına girmiş bu talebi karşılamak için yatırım gerekiyor. Sürdürülebilir yatırım gerekiyor, sürdürülebilir yatırım ortamı gerekiyor. Zaten belki takip etmişsinizdir. En önemli sorun da özellikle mobil dünyada artan, çok hızlı artan data iletişim talebini hangi yatırımlarla nasıl karşılayacağız sorusu. Bazı rakamlar vermem gerekirse Avrupa'da mobil internet trafiğinin yıllık artışı %107, yani her sene iki katına çıkıyor. Daha başka yerlerde çok daha çarpıcı rakamlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde AT&T şirketinin biliyorsunuz bir yılda 30 kat arttı bazı yanlış politikaları dolayısıyla, ama çok ciddi bir artış var. Türkiye'de ise 1,5 yıl içinde Haziran 2009'dan 2010'un sonuna kadar baktığımız dönemde mobil data Turkcell'de 24 kat arttı. Yani mobil data kullanımı 24 kat arttı 1,5 sene içinde. Çok ciddi bir talep artışından bahsediyoruz burada. Tabii bunun karşılığında gelirlerimiz de arttı ama daha önemlisi birim fiyat 10 kat azaldı. Yani bu bahsettiğimiz ürün, bu data iletişimi ürünü öyle değişik bir şey ki kullanım çok hızlı artıyor. Bunun karşılığı çok ciddi yatırımlar yapıyorsunuz ama birim fiyatta kullanım hızıyla düşüyor. Burada önemli olan o zaman sürdürülebilir bir verimliliğe sahip ortam içinde bu yatırımları devam ettirebilmek.
Bir örnek vereyim size. Bizim sektörümüzün niye nasıl yatırım sentrik bir sektör olduğuna dair. Otomobil sektöründe her sene yeni model çıkar. Evet. Ama bunun içindeki motor biliyorsunuz 1940'larda Ford'un icat ettiği motordan hiç farklı değildir temel prensip olarak. Bizim sektörümüzde de her sene değişik cihazlar, cep telefonu cihazları çıkıyor. Ama sadece onların yenilenmesi yetmiyor. Şebekelerde kullandığınız temel teknolojiler de en aşağı 3 senede bir değişmek zorunda. Yani otomobil sektörüyle vesaire karşılaştırdığınız zaman bu kadar sık yatırımın yenilenmesini gerektiren bir sektör olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla sağlıklı yatırım ortamı için sağlıklı rekabetin tesis edildiği bir ortam çok önemli. Ve tabii ki bu rekabet, sağlıklı rekabet ortamını oluşturacak politikalar ülkelerimiz için ve ülkelerimizin geleceği için çok, çok önem arz ediyor. Böyle bir ortam içinde bizim gibi şirketlerin rekabeti sonucu esasında her sektörde daha rekabetçi olmayı öğreniyor. Bazı örnekler vereyim kendi servislerimizden değişik sektörlerin kullanıp daha rekabetçi oldukları. İşte kimlik doğrulama, lokasyon bazlı servisler, mobil imza vesaire gibi servisler sonucu bizim hizmetlerimizi kullanan sektörler de daha rekabetçi hale gelmiş durumda. Örneğin online işlem yapabilme kabiliyetinin genişlemesi vesaire bunların hepsi bilgi teknolojileri ve iletişim alanında ki servislerin kullanımıyla mümkün oluyor. Bu anlamda Turkcell olarak biz yeni bir şey geliştirdik. Turkcell Mobil Şirket diye bir kavram oluşturduk. Geçen hafta bunu belki duymuşsunuzdur. Bu kavram çerçevesinde sektörlerin, şirketlerin mobil teknolojileri kendi iş akışlarına, kendi iş yapışlarında ne kadar kullandıklarını, ne kadar adapte ettiklerinin bir metriğini, bir ölçüsünü oluşturduk. 350 bini aşkın değişik ölçekteki şirketlerde araştırma yaptık. Çok ilginç rakamlar çıktı ve Türkiye'nin mobil şirket haritası diyoruz buna. Tabii burada biraz da reklamımızı yapacağım. Her 10 başarılı şirketten 9'unun mobil şirket olduğu, gelişmiş mobil şirket olduğu ve bunların Turkcell'le çalıştığını size ileteyim. Tabii müşterilerimize bu arada aranızda da birçoğu var. Teşekkür ediyor ve başarılarının da devamını diliyorum. En mobil iller İstanbul, Ankara beklediğimiz gibi ama ondan sonra Sakarya geliyor. İzmir'den önde. Yani üretimin yapıldığı, sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde dikkat ederseniz mobil teknolojiler de oradaki sektörlerde yaygın şekilde kullanılıyor. Sonra İzmir dediğim gibi Kocaeli, Bursa, Antalya, Adana diye devam ediyor. En mobil sektör yani uygulamaları en yaygın kullanan sektör finans. Esasında finans bilişim teknoloji açısından Türkiye'nin gururu olan bir sektör. Bütün dünyada biliyorsunuz. Mobil iletişimin kullanım açısından da aynı durumda. Daha sonra üretim, inşaat, burada gördüğünüz gibi çok sektör. Sırayla hızlı tüketim malzemeleri, tekstil, lojistik diye devam ediyor. Yani Türkiye'nin şu anda büyümesine en büyük katkıda bulunan, Türkiye'nin gururu olan, son 8-10 senede yaşadığı hızlı gelişmenin öncüsü olan sektörlerin hemen hepsi tahmin edeceğiniz gibi de mobil teknolojileri kendilerine adapte etmiş, uygulamalarını kullanır hale gelmiş durumdalar. Tekrar baştaki söylediğim konuya dönecek olursak bunların hepsi yatırım gerektiriyor. İlk başta esasında yatırımın altyapıyla ilişkili kısımlarından bahsettim ama yatırım altyapıyla bitmiyor. Herhangi bir sektörde başarılı olmak istiyorsunuz yatırımın değişik boyutları var. Biz de Turkcell olarak bu yatırıma değişik boyutlarda bakıyoruz. Sadece altyapıya değil, insana, süreçlere, iş yapış şekillerine yatırım da çok önemli. Turkcell olarak insana yatırım konusunda biliyorsunuz özellikle Anadolu'da, Doğu Anadolu'da çağrı merkezlerimizi o illere taşıyarak Doğu Anadolu'nun en büyük işvereni haline geldik. Üçüncü nesille birlikte Türkiye'ye yapılan bu hizmet sayesinde ayrıca demin bahsettiğim bir sürü uygulamada üçüncü nesil sayesinde oluşmuştur. Önemli bir adım attık diye düşünüyorum. Bu arada Kıbrıs Türkiye'den daha önce üçüncü nesile geçmiş bir ülkedir. Kıbrıs Turkcell üçüncü nesile
1,5 sene falan önce daha geçti Türkiye'den ve buradaki edindiğimiz deneyimler çok yol gösterici oldu bize Türkiye'de 3 kere geçerken. Tabii bütün bu çalışmalar sonucu Türkiye'nin gururu oluyoruz. Türkiye'yi gururla yurt dışında temsil eden şirket olarak övünüyoruz ve sağ olsun sektörlerimizde Kapital Dergisi'nin yaptığı Türkiye'nin en beğenilen şirketi araştırmasında son 4 yıldır Turkcell'i en beğenilen şirket olarak ortaya çıkarıyor. Sonuç olarak biz iyi niyetle ilime, bilime, teknolojiye ve Türkiye'ye iyi işler yapmaya çalışan bir şirketiz. Sektörümüzün rekabetçi, düzgün düzenlemeleri, doğru politikaları sayesinde esasında Türkiye bugün bilişim teknolojilerinde, özellikle mobil iletişimde dünyanın hiçbir ülkesinden geri kalmış durumda değil. Aksine birçok ülkeden daha ileri durumdayız. Övünülecek bir iş yaptık hepimiz. Türkiye'nin demin bahsettiğim finans gibi bilişim teknolojilerini yoğunlukla kullanan sektörleri de dünyanın birçok ülkesine önce olacak uygulamaları geliştirmiştir ve bunların hepsi Türkiye'de olmuştur. Bunların hepsi sizlerin, bizlerin çalışmaları sonucunda olmuştur. Ben bu koşulların oluşması için ülkemizde emek sarf eden tüm sektör oyuncularına, sizlere, çalışanlarımıza, hepinize teşekkür ederek konuşmamı sonlandırıyorum. Sağ olun.